şurası. Orası. Çekim rastlar, sikirdeyim şey, gel atölyedeyim, gel istersen, Osman önce. Evet, aslında suyun gözükmesi dalgalar da iyi oldu. Bunu belli etti. Ağzına yansıdık. Evet. Parçacı var. İzmir'le ilgili bir çalışmaydı, denizle ilgili bir çalışmaydı ve tasarımla ilgili bir çalışmaydı. Amaç da öğrencilerimizi çok yönlü düşünerek yaşadıkları kente de katkı sağlayacakları ve geleceğe yönelik bir tasarım çözümü önermelerini sağlamaktı. Çok disiplinli çalışmanın ve tabii üniversite dışından öğretim elemanlarının da Avrupa'dan gelen öğretim elemanlarıyla da birlikte çalışmanın getirdiği avantajla keyifli deneyim yaşadılar. Daha sonra sergisinde de sergimizi ziyaret eden, dışarıdan ziyaret edenlerden olumlu tepkiler aldık. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye'mizden özellikle bu arkamda gördüğünüz projeyle ilgili büyük bir ilgi vardı. Bu çalıştayın asıl amacı İzmir'imizde birçok farklı kurumun, sosyal yapının ya da STK'nın da gündeme getirdiği denizle birlikte yaşama, denizi yaşama kapsamında tasarım öğrencilerine de bir farkındalık yaratmaktı. Asıl amaç burada İzmir'de körfezin yaşama, kent yaşamına daha çok nasıl dahil edilebileceğine ait hem ürünsel hem sistemsel tasarım önerileri sunmalarını sağlamaktı. Dolayısıyla öğrencilerimiz ilk etapta önce körfezi çalıştılar, sonra kenti çalıştılar. Daha sonra körfezle kenti bütünleştirmek için hem bir ürün hem de bir sistem tasarımı önerdiler. Ve bizden İzmir Körfezi'ne bir araç tasarlamamızı istediler, deniz aracı. İzmir Körfezi'ni daha nasıl etkin hale getirebiliriz, daha yaşamsal anlamda nasıl kullanabileceğimizi bize sordular. Biz de onlara iki gün içerisinde çıkardığımız bir projeyle karşılık verdik. Bizim projemiz şöyle başladı. İzmir Körfezi'ni düşününce, yani şu anda bayağı kirli ve biz hani onun o yeşilliğini değil daha çok maviliğini görmek istiyoruz. Daha çok deniz kenarında vakit geçirebilmek. Ve bizim deniz aracımız Leaderpot şu şekilde başladı. Deniz kenarından giderek suyu temizliyor. Şöyle şurada yani skeçlerden de görebilirsiniz. Kenarlardan giderek suyun yüzeyini temizliyor. Aynı zamanda biz bunu insanlara bir oyun ve transportation yani ulaşımını da sağlıyoruz. 4 kişilik bir araç bu arada. Aplikasyon yardımıyla ne kadar çöp topladığını görerek insanlar hem bunu bir yarış haline getirebilirler. Mesela daha çok çöp topladıkları zaman hani mesela bir sürüş bedava tarzı şeyler olarak insanlar hem daha çok kullanmak isterler diye düşündük. Aynı zamanda rota opsiyonları da hem ulaşım için kullanılabiliyor hem de aynı zamanda mesela kordona gittiniz. Siz karşıya geçmek istemiyorsunuz ama onu binmek istiyorsunuz. Orada çevrede sadece dolanıp tekrar bindiğiniz yerden çıkabiliyorsunuz. Öyle. Bizim projemiz şu anda gerçeğe dönüştürülmüş olsaydı deniz üzerindeki taşıtımız hem körfezin bizi rahatsız eden o bulanık görüntüsünü temizlemiş olacaktı. Aynı zamanda insanları bir yerden bir yere de ulaştırmış olacaktı. Ve bunu yaparken de kullandığı sistem olarak kendi hedefine uygun bir şekilde, çevreci bir şekilde güneş panelleriyle enerjisini sağlıyor olacaktı. Bizim aracımız enerjisini güneşten alıyor. Bunu destekleyici enerji olarak kullanıyor. Aynı zamanda arkada itiş gücünü sağlayan motorlarımız var. Çekiyorum.